Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size tiroid bezlerinden ve paratiroid bezlerinden bahsedeceğim. İkisi birbirine bağlantılı bir hormon salgılıyor. O yüzden ikisini birlikte aynı videoda anlatacağım. Şimdi ilk önce tiroid bezinden başlayalım. Tiroid bezi bizim boyun kısmımızda, boğaz kısmımızda bulunan iki loblu bir bezdir arkadaşlar. Ve iki tane hormon salgılar. Bunlardan bir tanesi tiroksin hormonu, diğeri de kalsitonin hormonudur. Tiroksin hormonunun salgılanması için hipofiz bezinden TSH yani tiroid uyarıcı hormonun salgılanması gerekiyor. Ama kalsitonin hormonu için bu hormon gerekli değildir arkadaşlar. Unutmayalım, sorularda çıkabiliyor çünkü TSH hormonu sadece tiroksinin salgılanması için gereklidir ve hipofizden salgılanır. Zaten hipofiz bezini daha önceki videolarımda anlatmıştım. Şimdi gelelim tiroid bezi ile ilgili önce açıklama yapalım. Daha sonra tiroksin ve kalsitonini anlatalım. Şöyle yazıyoruz. İki loblu bir bezdir. İki loblu bir bezdir. Nerede bulunuyordu arkadaşlar? Boynumuzda, boğaz kısmımızda bulunuyor. İki tane hormon salgılıyordu. Neydi bunlar? Tiroksin ve kalsitonin salgılar. Kalsitonin salgılar. Daha sonra bir diğer özelliği neyse şunu yazıyoruz. Tiroksinin salgılanabilmesi için hipofizden TSH gelmesi gerekiyor. Tiroksinin salgılanması için hipofizden TSH, tiroid uyarıcı hormon salgılanması gerekir. Evet, bu hormon gelip tiroid bezlerini uyarıyor ve buradan tiroksinin salgılanmasını sağlıyor arkadaşlar. O zaman ilk olarak tiroksin hormonundan başlayalım. Şöyle tiroksin yazıyorum. Tiroksin hormonu. Şimdi bu hormon ne işe yarayacak? Arkadaşlar, tiroksin hormonu öncelikle bilmemiz gereken şey şu. İyotla çalışan bir hormondur arkadaşlar. İyot. Peki iyot neyde bulunur? Tuzda bulunur. Dolayısıyla bizim günlük yeterli miktarda tuz almamız gerekiyor. Eğer çok az tuzla besleniyorsak buna bağlı olarak yani tiroksinin az salgılanmasına bağlı olarak bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu hastalıklardan da yine bahsedeceğiz. Daha sonra gelelim. Peki tiroksin fazla salgılanırsa ne olur? Buna da yine arkadaşlar fazla tuz içeren besinler tüketirsek hem vücudumuzda ödem oluşur hem de tiroksin hormonu fazla salgılanarak bazı olaylara sebep olur. Peki bu iyotu ne kadar tüketmemiz gerekiyor? Aslında günde bir çay kaşığı kadar tuz tüketmemiz gerekiyor ki bu da yediğimiz besinlerde zaten fazlaca var. O yüzden mümkün olduğu kadar yediğimiz besinlere tuz eklemememiz gerekiyor. Özellikle salata gibi besinlere tuz eklemesek daha iyi olur. O zaman ilk önce şöyle diyelim özelliği olarak. İyotla çalışan bir hormondur. Peki bu hormonun görevi ne? Arkadaşlar, bu hormon bizim vücudumuzun çalışmasını uyaran bir hormondur. Yani hücresel solunum mekanizmasını düzenler. Hücresel solunum sonucunda ne üretiliyor peki? ATP yani enerji üretiliyor. O zaman tiroksin hormonu üretilecek ki enerji üretilsin. Enerji üretildiğinde de bizim vücudumuz hızlı bir şekilde çalışmaya başlasın. O zaman şöyle diyelim. Vücudun tüm hücrelerini uyararak hücresel solunum mekanizmasını düzenler. Arkadaşlar, tiroksin hormonunun az salgılanmasında veya fazla salgılanmasında bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Çocuklarda da yetişkinlerde de bazı hastalıklar var. Şimdi şöyle diyelim. İlk önce çocuklarda yazalım şöyle. Çocuklarda şuraya da yetişkinler yazalım. Yetişkinler. Şimdi çocuklarda eğer ki az salgılanırsa
zeka geriliği veya cüceliğe sebep olan bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalığa biz kretenizm, diğer bir adıyla ahmaklık diyoruz arkadaşlar. Hani ahmak kelimesi çok fazla kullanılan bir kelime değil ama yine de arada sırada duyabileceğimiz bir kelime. Kretenizm hastalığı ortaya çıkıyor. Ne dedik? Eğer ki az salgılanırsa çocuklarda zeka geriliğine ve cüceliğe sebep olur. Buna da biz kretenizm diyoruz. Bakın, büyüme hormonu az salgılanırsa onda da cücelik oluşuyor ama orada zekada herhangi bir sıkıntı olmaz. Zekaları yerindedir ama tiroksin hormonu az salgılanırsa beyin hücreleri yeteri kadar enerji üretemediği için çalışamaz. Dolayısıyla zeka geriliği de ortaya çıkar. O zaman şöyle yazıyorum. Kretenizm hastalığı. Diğer bir adıyla neydi? Ahmaklık. Evet, bu hastalık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gelelim yetişkinler için. Şimdi yetişkinlerde azlığında farklı bir hastalık oluşuyor, fazlalığında farklı bir hastalık ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, yetişkinlerde eğer ki az salgılanırsa, şöyle yazalım, az salgılanırsa iki tane hastalık ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi basit guatr. Basit guatr. Diğeri de miksodema hastalığıdır arkadaşlar. Miksodema. Peki nedir bu hastalıklar? Basit guatrda tiroid bezleri yeteri miktarda tiroksin üretemediği için kendini büyütmeye çalışır. Büyüterek daha fazla tiroksin üretebileceğini zanneder ve böylece boğazda bir şişlik meydana gelir. Biz buna basit guatr diyoruz ama yeteri kadar yine tiroksin üretemez arkadaşlar. Miksodemaya baktığımız zaman ise bu hastalık aşırı uyuşukluk, daha sonra kilo alma, bu gibi belirtileri ortaya çıkarır. Zaten birazdan az salgılandığında, fazla salgılandığında ne olur diyeceğiz. Az salgılanırsa bu hastalıklar ortaya çıkacak. Dolayısıyla hastalıkların neler olduğunda, ne tür belirtiler gösterdiğini de söylemiş olacağız. Peki fazla salgılanırsa bu zaman hangi hastalık ortaya çıkar? Arkadaşlar, fazla salgılanırsa da eksofalmik guatr veya iç guatr dediğimiz hastalık ortaya çıkar. İç guatr. İç guatr hastalarında ise metabolizma çok hızlıdır, aşırı hızlıdır. Yiyip yiyip kilo alamazlar bunlar. Gözleri böyle yuvalarından çıkmış gibidir arkadaşlar. Sürekli kilo kaybı yaşarlar ve sürekli bir terleme olayı görülür, sinirlilik görülür. Dolayısıyla iç guatr hastalığı ortaya çıkar. Şimdi ben hastalıkları yazdım. Az salgılanırsa hangi hastalık, fazla salgılanırsa hangi hastalık. Şöyle hastalıkların altlarını da çizelim. Evet, şimdi tiroksin hormonu az salgılandığında vücudumuzda neler oluyor? Fazla salgılandığında vücudumuzda neler oluyor? Bunlara bakalım. Hemen yazalım şu kenarına. Şöyle az salgılanırsa. Arkadaşlar, tiroksin hormonu eğer ki vücudumuzda az salgılanırsa metabolizmamız yavaşlar. Birinci etkimiz bu. Metabolizma yavaşlar. Metabolizma yavaşlar. Çünkü tiroksin ne yapıyordu? Vücudun tüm hücrelerini uyararak hücresel solunum mekanizmasını düzenliyordu. Enerji üretiyordu. Dolayısıyla az salgılandığında enerjimiz azalacak, metabolizmamız yavaşlayacak. Peki eğer metabolizmamız yavaşlarsa uyuşukluk hali görülür mü bizde? Görülür tabii ki. Uyuşukluk hali görülür. Daha sonra arkadaşlar, az salgılandığında vücut ısımız düşer, şişmanlık ortaya çıkar. Şişmanlık oluşur. Yani kilo alırız, öyle söyleyelim. Şişmanlık oluşur. Vücut ısısı düşer diyelim. Vücut ısısı düşer. Evet, az salgılandığında meydana gelen olaylar bunlar. Zaten hepsi metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında düşündüğünüz zaman diğerlerini çıkarabilirsiniz. Gelelim fazla salgılanmasına. Şimdi fazla salgılandığı zaman ise bunların tersi olaylar hemen hemen gerçekleşecek. Fazla salgılanırsa ne olacak fazla salgılandığında? Metabolizma hızlanacak. O zaman yazalım. 1. Metabolizma hızlanır. Şimdi metabolizma hızlanırsa neler meydana gelir? Bir kere kan basıncımız yükselir mi? Yükselir. Kan basıncı
Yükselir. Yani kan basıncı dediğimiz, bizim işte şurada nabız ölçüyoruz mesela, nabzımız yükselir sürekli, yüksek bir şekilde atar ve tansiyon da giderek yükselebilir. Daha sonra arkadaşlar kilo kaybı olur. Kilo kaybı olur. Dördüncü olayımız terleme olur. Terleme olur ve sinirlilik görülür. Sinirlilik görülür. Fazla salgılandığında bizim vücudumuzda gerçekleşen olaylar bunlar. Zaten bu hastalığın adı da vardı. Neydi bu? İç guatr. Basit guatr ve miksodema'da ise bu tür olaylar gözleniyor. Sadece farklı farklı yani küçük farkları var. Basit guatr'da işte boğazda şişlik görülürken miksodema'da boğazda şişlik görünmez. Evet, gelelim. Fazla salgılanırsa bir tane daha özellik yazalım. Gözler yuvalarından dışarı fırlar arkadaşlar. Yani göz yuvarlakları, şöyle yazalım. Göz yuvarlağı dışarı fırlar. Zaten gözüne yüzüne baktığınız zaman bu kişinin tiroid hastası olduğunu, tiroidin fazla salgılandığını anlayabiliyorsunuz. Evet. Bizim troksin hormonu ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Troksinin salgılanması için hangi hormon gerekiyordu? Hipofizden salgılanan TSH hormonu gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çünkü sorularda çok sıkça sorulan bir özelliktir. Evet, troksin hormonunu anlattıktan sonra geçelim kalsitonin hormonuna. Yani tiroidin salgıladığı bir diğer hormon. Şöyle yazıyorum kalsitonin diye. Kalsitonin hormonu. Arkadaşlar, bu hormon isminden de anlaşılacağı gibi kandaki kalsiyumla ilgili bir hormondur. Kanımızdaki kalsiyum seviyesini düzenleyen bir hormon. Peki nasıl yapıyor bunu? Kandaki kalsiyumu azaltıyor. Diyelim ki biz çok bol miktarda kalsiyumlu besinlerle beslendik ve kanımızda kalsiyum miktarı belirli bir seviyenin üzerine çıktı. Sonuçta her maddenin kanımızda belirli bir seviyesi vardır. Bu seviyenin üzerine çıktığı zaman hemen kalsitonin hormonu salgılanmaya başlıyor ve bu hormon kandaki kalsiyumu azaltıyor. Peki azaltırken nasıl yapıyor bunu? Bir kere arkadaşlar, kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlar. Yani kandaki fazla kalsiyumu nereye gönderir? Kemiklere gönderir. İkincisi, böbreklerden kalsiyumun emilmesini engeller. Böylece kandaki kalsiyum seviyesini de azaltmış olur. Eğer ki kalsitonin miktarı azalırsa, az salgılanırsa bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalık da böbrek taşıdır. Böbrek taşları arkadaşlar kalsiyuma bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. O zaman kalsitoninle ilgili şunu yazalım. Şöyle kanda kalsiyumu azaltır diyelim. Kalsiyumu azaltır. Bunu nasıl yapıyormuş? Bunu yapmasının yolları şöyle. Kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlar. Kalsiyum geçişini sağlar. İkinci bir yolu da böbreklerden kalsiyumun emilimini azaltır. Böbreklerden kalsiyum emilimini azaltır. Eğer ki kalsitonin hormonu az salgılanırsa, şöyle az salgılanırsa diyelim, böbrek taşı oluşur dedik. Evet, böbrek taşı oluşuyor arkadaşlar eğer ki az salgılanırsa. Kalsitonin hormonu ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir sonraki bezimize. Tiroid bezi ile birlikte bir bezi daha anlatacağım dedim. Nedir bu? Paratiroid bezi diyelim. Şöyle şuraya 3 diyorum. Paratiroid bezi. Arkadaşlar, bu bez tiroid bezlerinin hemen üstünde 4 tane bezelye büyüklüğünde olan bezlerdir. Bu bezlerden tek bir hormon salgılanır. Bu da arkadaşlar parat hormondur. O zaman ilk önce yerini yazalım. Yeri neymiş? Tiroid bezlerinin
üstünde yer alır. Üstünde yer alır. Hangi hormonu salgılıyormuş? Parot hormonu. Parot hormon salgılar. Evet, şimdi parot hormonla ilgili özellikleri söyleyelim. Parot hormon kasitonin hormonuyla zıt çalışır. Biz bu zıt çalışmaya antagonist çalışma, diğer bir adıyla dediğim gibi zıt çalışma diyoruz arkadaşlar. Antagonist kelimesini duyarsınız mutlaka, zıt çalışma demektir. O zaman şöyle yazalım parot hormon diye. Parot hormon. Zaten bezin isminden bile hormonu aklınıza gelir. Parot hormon, paratiroid bezin. Peki bu hormon için neyi söyledik? Kalsitonin ile zıt, yani antagonist çalışır diyelim. Kalsitonin ile zıt, parantez içinde antagonist. Antagonist çalışır. Peki neler yapıyor? Şimdi zaten kalsitonini bildiğimiz zaman parot hormonu da direkt tam tersini yazabiliriz. Ne yazacağız arkadaşlar? Kandaki kalsiyumu artırır. Eğer ki kanda kalsiyum miktarı azalırsa parot hormon salgılanıyor ve kandaki kalsiyumu artırıyor. O zaman şöyle yazalım. Kanda kalsiyumu artırır. Kalsiyumu artırır. Peki bunu nasıl yapacak? Bakın kalsitonin ne yapıyordu? Kandan kemiklere kalsiyum geçişini sağlıyordu. O zaman parot hormon ne yapacak? Tam tersini. Kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlayacak. Yazalım o zaman. Kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlar. Kalsiyum geçişini sağlar. Peki yine karşılaştırarak söyleyelim. Kalsitonin ne yapıyordu azaltmak için? Böbreklerden kalsiyum emilimini azaltıyordu. O zaman parot hormon ne yapacak arkadaşlar? Böbreklerden kalsiyum emilimini artıracak. Böbreklerden kalsiyum emilimini artırır. Ayrıca bağırsaklara da etki yapar. Mesela kalsitonin de bağırsaklara etki yapar. Bağırsaklarımızda da arkadaşlar işte kalsiyum olur, klor olur, bunlar geri emilebiliyor. Dolayısıyla kalsitonin bağırsaklardan kalsiyumun geri emilimini azaltırken parot hormon kalsiyumun geri emilimini artıracak. Yani ikisi birbiriyle tam tersi olarak çalışacaklar. Arkadaşlar peki parot hormonun eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkacak? Parot hormonun eksikliğinde tetani dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar. Bu hastalık kaslardaki ağrılı kramplardır. Eğer vücudunuzda yeterli kalsiyum yoksa ve parot hormon salgılanmıyorsa veya az salgılanıyorsa ne olacak? Bizim vücudumuzda ağrılı kramplar ortaya çıkacak. Biz bu hastalığa tetani hastalığı diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Eksikliğinde tetani hastalığı. Tetani. Neydi tetani? Ağrılı kas krampı. Ağrılı kas krampı tetani hastalığı oluşur. Arkadaşlar ayrıca yine eksikliğinde parot hormonun fazlalığında diyelim aslında kalsitoninle zıt çalıştığı için kalsitonin az salgılanırsa böbrek taşı oluşurken parot hormon fazla salgılandığında böbrek taşı oluşur. O zaman onu da yazalım. Fazla salgılanırsa böbrek taşı oluşur. Böbrek taşı oluşur. Evet, biz tiroid ve paratiroid bezini burada bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda böbrek üstü bezlerine geçiş yapacağız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.